Öncelikle buradan kamuoyuna sesleniyorum. Biz engelli yakınları olarak, engelliler ailesi olarak mağdur ediliyoruz toplu taşıma araçlarıyla ilgili. Bugün benim eşim hastaneye gitmek istedi. Hastaneye gidince çocuğumu pansuman yapmak için hastaneye götürdü. Hastaneye götürürken toplu taşıma aracı bizim burada özel halk otobüsü. Bindiğimiz araç. Daha binmeden iki adımı içeriye basamağa atar atmaz geri gönderdiler. Geri indirmişler. Ve hakaretvari sözler içerikli hakarete bulunmuşlar. Bununla ilgili yetkililerden bir çözüm istiyoruz. Biz engellimizle mi uğraşalım, onlarla mı uğraşalım? Bununla ilgili çok aile var. Ne yazık ki kamuoyuna yansıtmıyor. Hakkını aramasını bilmediği için mağdur ediliyor. Ve hakkını aramasını bilmeyenler ne yazık ki burada eziliyor. Bir sürü aile, yaşlı olsun, ben kendim şahit oldum. Bir ara ben çocuğumla, eşimle beraber misafirlikten geldik, eve gidiyorduk. O zaman bindik, ben ücret uzattım. Eşim kartını uzattı. Engelli yanımızdaydı. Bana dedi ki, hasta nerede? Engelli yanınızda mı? Dedim, budur benim kucağımda, görüyorsun engellidir. Dedi, bununla ilgili ben bir şey yapamam. Engelli olduğuna dair bana bir rapor göstermen lazım. Yani benim engellim göz önündedir. Budur engellidir. Ve onun gözleri görüyor engelli hastayı. Halen de benden rapor istiyor. 1,5 lira için. Yani inanın bu olayı yaşadım. Ve bizi yarı yolda indirdi. Ne hikmetse hem sözlü dilekçe hem yazılı dilekçe vermişiz. Belediye topu sivil halk otobüslerine atıyor. Sivil halk otobüsü de belediyeye topu atıyor. Bu toplu taşıma araçları, sivil halk otobüsü bu ücretsiz kartın parasını her ay sabit olarak belediyeden tahsis ediyor. Ve tahsis ettiği halde ücretsiz olan kartları kabul etmiyor, almıyor. Neden soracak olursanız, bunu bedavaya çıkarmak için. O parayı bedavaya çıkarmak için, belediyeden aldığı parayı. Bununla ilgili biz hükümetimizden bir çalışma bekliyoruz. Çünkü biz defalarca belediyeye ilettik ama belediye yetkilileri ne yazık ki bununla ilgili bize bir çözüm önerisi getirmedi. Belediye yetkililerinden isteğimiz, bize buraya bu caddeye Belsa'nın, belediyenin bünyesindeki olan toplu taşıma araçlarını istiyoruz. Başka caddelerde var, sadece bu caddede yok. Neden ama? Bunun hikmeti nedir? Özel halk otobüsü kartlı sisteme geçtiğinden belli engellileri alması gerekirken almaması bir yana, bir de engelli arabasını hiç almıyor. Çünkü gerekçe olarak biz bunları kaldırmıyoruz diyor. Bizim merdivenimiz yok diyor. Ben size soruyorum, yetkililere soruyorum. Madem kartlı sisteme geçen bir toplu taşıma aracı, neden onun kamerası yok? Neden onun engelli merdiveni yok? Bununla ilgili bir çalışma başlatsınlar yani. Bizim engellilere kıymeti burada yok. Engellilere engel çıkarıyorlar maalesef burada. Evimiz bazen durağa gelmiyor. Sırtımda taşıdığım halde beni müsait bir yerde indirmiyor. Artı hastanelere gittiğimiz zaman bu çocuğu merdivenlerden sandalyeye götürmüyor. Mecbur sırtımızda taşıyoruz. Buraklarda mecbur durak yakında olduğu zaman abi dur diyoruz. Diyor mesela uzak yerde indiriyoruz. O yüzden belediye mümkünse durakların mesafesini kısaltsa bizim için daha iyi olur yani. Bir durak 1 kilometre. Bunu bazen sırtımızda götürüyoruz. 1 kilometreyi de taşımak zorunda var. Engelli arabasına iyi oluyor. Çek bunu abi bak. Evet, kutlama, kutlama, kutlama. Hale gelecek.